kısa vadede tahminler yürütmek pek doğru bir şey değil çünkü yanılgı payı çok yüksek oluyor. Kısa vadede hisse senetleri nasıl davranacağı konusunda kimse geliştiremez. Ama ben Tesla'nın kısa vadede yükselme moduna geçtiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz daha belki yayınlarımda Tesla'dan bu yıl çok ümitli değilim, gelecek yıl bakacağız diyordum. Ama son günlerde yaşanan bazı gelişmeler Tesla'yı bir olumlu yola sokuyorlar gibi. Bundan yola çıkarak Tesla'nın bu yıl sonunda 325 dolara gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil, tabii ki yanılabiliriz. Ama bazen belli bir fiyat hedefi koyup onun üzerine biraz kafa yormak, oraya doğru nasıl gidebiliriz'e bakmak yararlı olur. Şimdi gelin basitçe gerekçelerimi anlatayım. Yanılırsam yanılırım yapacak bir şey yok. Sakın yatırım tavsiyesi olarak alıp pozisyonlarınızı buna göre değiştirmeyin. Bir öngörü sunuyorum. Beraber takip edelim. Bizi insan egzersiz olur. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci olumlu gelişme hisse senedi açısından Elon Musk İsrail'le arası düzeltti. Dün İsrail'e gitti. Orada Netanyahu ile beraber sahaya çıktı, gezdi, gördü ve İsrail'le arasını düzeltti. İsrail arasını düzeltmesi çok hoşuma gidiyor mu bir insan olarak, bir birey olarak? Hayır. Filistinlerin yanında durmasını isterim. Umuyorum ki bu dünkü ziyaret Filistinlerin Twitter üzerinde seslerini kısacak bazı sonuçlar getirmez. Ama İsrail arasını düzelmesi hisse senedi için yararlı bir şey. Neden yararlı? Çünkü dünyadaki bütün finansal sistemde İsrail'lerin payı çok çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin basınında İsraillerin payı çok çok kuvvetli. Bu çerçevede baktığımızda bu Tesla için iyi bir gelişme. Çünkü uzun zamandır Tesla'nın üzerinde Elon Musk bir antisemitizmi yani bir Yahudi karşıtımından dolayı çok ciddi baskı kuruluyordu. Bunun tüketici talebine de yansıdığı düşünülüyordu. Dün çıktı pek çok İsrail yöneticisi Elon Musk'a teşekkür etti. Elon Musk ile ilgili bazı olumlu etti. Dediğim gibi bunu çok böyle bayıldığımı söylemiyorum ama hisseden için yararlı olduğuna inanıyorum. Birinci konu bu. İkinci konu Tesla'nın FSD'de yani otonom sürüşte 12. versiyona ulaşması. Daha erki bütün versiyonların başında beta ifadesi vardı. Tesla versiyon 12 için beta ifadesini kullanmıyor. Bu ne anlama geliyor? Artık bir test yazılımı gibi değil, günlük kullanıma uygun bir yazılıma hazır hale geldik diyor. Bunu gerçekten başardılar mı emin değilim. Şu anda sadece kendi çalışanlarını açtılar. Tam otonom versiyon 12 FSD yani full self drive'ı. Bu ileride kimlere yayılacak, nasıl yayılacak? Şu anda yazılım hangi hazırlık noktası bunu bilmek zor. Fakat her şekilde Tesla'nın tam otonom sürüş konusunda ilerlediği görülüyor. Ve FSD 12 ile ilgili yakın zamanda videoları internete düşeceğine inanıyorum. Bunun da yine küçük bir heyecan yaratması mümkün. Üçüncü konu tabi Cybertruck. Bu cuma günden itibaren Cybertruck teslimatları başlıyor. Cybertruck haberi zaten fiyatlanmış bir haber diyebilirsiniz ama biz aracın kaça satılacağını, menzilini bilmiyoruz. Makul bir menzil ve iyi bir fiyatla çıkarsa ürün bunun muazzam olumlu etkisi olacaktır diye inanıyorum. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri pazarında pick-up'lar en büyük pazarı oluşturuyor. Ford'un F-150'si yanılmıyorsa Amerika'nın hala en çok satan aracı tek başına. Tesla'nın buraya girmesi başlı başına yararlı bir konu. İkincisi eğer fiyat burada makul çıkarsa bu pazardan ciddi bir pay alması mümkün. Bildiğimiz kadarıyla Cybertruck'ın iki motorlu versiyonu çıkacak. Üç motorlu ve dört motorlu versiyonlar da var ama onlar daha ileride gelecekler. Ve iki motorlu 300 mil menzilli bir aracı Tesla 59 bin, 69 bin dolar arası bir fiyatta çıkarabilirse ortalık epey karışacak bunu söyleyebilirim. Şu anda Amerika'dan gelen görüntüler showroomlarda Tesla'lara çok büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Tesla'nın 2 milyon civarında ön sipariş olduğunu biliyoruz ama çok önemli değil o. Bir 100 dolar verip ön sipariş veriyorsun. Onun sonunda bir alıma dönüştürüp dönüştürmeme garantisi yok. Ama ilgi yüksek ve eğer bu yüksek ilgiye makul bir fiyatla Tesla cevap verebilirse iyi bir menzilli ve sunum günü de iyi değerlendirirlerse. Çünkü ben mesela orada aksesuarlar konusunda çok hoş aksesuarlar sunacaklarını düşünüyorum. Mesela aracı nasıl rap eder gibi karavan aksesuarları vesaire yani o günü hoş bir event haline getirirlerse bunun da yine fiyatı yukarı doğru tetikleyecek bir mesele olduğuna inanıyorum. Başka önemli bir mesele Tesla'da açığa satış oranı epey yüksek şu anda. Yanılmıyorsam 20 milyar dolara yakın açığa hisse satılmış durumda. Ne demek bu? Tesla'nın düşeceğine inanan spekülatörler gitmişler. Birilerine hisse senetlerini ödünç almışlar ve satmışlar onu. Daha düşük fiyattan geri alıp o hisse senedi sahiplerine geri verecekler. Aradaki parada da kar yazacak. Bu sana tabii hisse senedi sahiplerine faiz ödüyorlar. Hisse senedi fiyatı yukarı doğru hareketlenmeye başlarsa bu durumda panik halde o açıkları kapatmaları gerekiyor. Buna short squeeze yani açığa satanları sıkıştırmak ismi veriliyor ve böyle dönemlerde hisse senetleri aniden yukarı doğru çok atak yapabiliyorlar. Eğer Cybertrack sunumu iyi geçerse bilemeyiz tabi ama iyi geçerse bu yukarı doğru tetikleyicinin devreye girebileceğini ve shortların biraz suyunu sıkacaklarını tahmin ediyorum. Bir diğer mesele Tesla'nın fiyat indirimlerinde dibe ulaştığına inanıyorum. Biliyorsunuz hisse senedi üzerine baskı yaratan temel konulardan bir tanesi Tesla'nın sürekli araçlarını özellikle Amerikan pazarına daha ucuza satmak zorunda kalmalarıydı. Niye? Elon Musk bunu 10 kere açıkladı. Faizler çok yüksek. Bu yüksek faizlere araç satmakta çok zorlanıyoruz. Fiyatları o yüzden indiriyoruz diye. E şimdi Amerika'da faizler artık yükselmiyorlar. Yani bir süredir durdular. En yüksek faizler Tesla'nın bu çeyrekteki bilançosuna yansıyacak. O yüzden olumsuzca bir bilanço gelebilir. Ama yatırımcı hep biraz ileriye doğru bakar. Ve eğer faizlerdeki durmadan inişe doğru geçersek ki ihtimal var bunun özellikle araç kredilerinde. O zaman Tesla'nın gelecek yılki işlerinin daha iyi olacağına inanacaktır yatırımcılar ve bu da yine hisse senedini hareketlendirecektir. Bir diğer önemli mesele de Amerika'daki elektrikli araç teşvik sisteminin değişmesi. Şu andaki sistemde aracı alıyorsunuz, gelecek yılki vergi beyannamenizden 7500 dolara düşüyorsunuz. Yanılmıyorsam orada da bizdeki gibi Mart'ta vergi beyannameleri veriliyor. Yeni sistemde yılbaşından itibaren aracı alırken 7500 doları cash düşeceksiniz. Bu durumda mesela bir Tesla Model 3'ün giriş modeli fiyatı 28 bin dolarları falan iniyor o kadar. Şimdi tahmin edersiniz ki vergi, planlama, gelecek ay, Mart falan yerine peşin olarak indirim her zaman daha cazip bir şey ve bu gelecek yıl Tesla'ya çok olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Henüz bütün araçların yansıyacak mı bu vesaire detayları bilmiyorum ama seneye bu teşvik sistemi değişiyor. Bu bu yılın bilançosunu biraz olumsuz etkileyebilir çünkü artık son aya gelen insanlar derler ki ya gelecek ay alayım arabayı hemen indirim ayarlanayım. Mart'ı bekleyeceğime bu mümkün. Özellikle aralık satıştan olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama ileriye yönelik beklenti bu yönde çok olumlu olacaktır diye inanıyorum. Bir diğer konu da Tesla'nın Çin'de işleri iyi gidiyor. Bugün Çin'in son hafta performansı geldi. Geçen yılın çok çok üstü rakamlar. Biliyorsunuz Çin'le ilgili çok endişe var. Bir yandan Çin ekonomisiyle ilgili endişeler var. Bir yandan Çin'de elektrikli araçlarda çok rekabet var. Bu Tesla'yı vurur mu diye. Bugün gelen rapor çok çok olumluydu. Böyle bir iki raporun daha geleceğini düşünüyorum. Çünkü Tesla'nın özellikle Çin'de sattığı Model 3'ün güncellenmiş hali çok güzel bir araç oldu. Ve Çin'de Tesla bir prestij aracı olarak görülüyor. Çin fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara en hızlı dönüşme yapan ülkelerden Bir tanesi ve Çin dünyanın en büyük otomobil pazarı. Tesla'nın buradaki payının da iyi olduğunu görüyoruz. Satışları da artıyor, araç beğeniliyor. Bu da yine piyasaya, borsaya onu yansıyacak. Bir diğer mesele de tabii borsaların genel gidişatıyla ilgili. Borsaların son 1-2 hafta içerisinde Aralık ayında ciddi yukarı doğru ataklar yapacağını düşünüyorum. Bu geçmiş yıllarda hep yaşanan bir konudur. Bu yılda olabileceğine inanıyorum. Çünkü bakacak olursanız Amerika'nın geleceğine enflasyonu yenmiş bir Amerika var şu anda karşımızda. Faizler zirvede buradan aşağı doğru gidecekler. Bunu da biliyoruz. Resesyon yok gibi ekonomide daralma olmakla beraber bütün bunlar özellikle fon yöneticilerinin son haftalarda harekete geçiriyor genelde. Çünkü şöyle düşünün bir de. Yanılmıyorsam mesela yılbaşından beri getirisi %46 oldu. Nvidia gibi Tesla gibi hisselerde %100'ler %200 %200'ler havada uçuşuyor. Buna karşın pek çok fon yöneticisi bu sene resesyon olacak korkusuyla hisse senetlere girmediler. Gittiler. Para fonlarında durdular. %6. %6 civarında oralardaki getiri. Hatta bazı hisseleri shortladı. Bunların performans çok kötü şu anda. Yıl sonuna doğru bir performansı toparlama gerekiyor bu insanlar için. Çünkü ancak öyle prim alıp kariyerlerini sürdürebiliyorlar. Ondan dolayı o taraftan alımlar geleceğini düşünüyorum. Ve son olarak da iki büyük savaşta yani Rusya, Ukrayna ve İsrail, Filistin, Gazze şehirli savaşında şu anda en şiddetli dönemi açtık gibi gözüküyor. Rusya-Ukrayna savaşı ilerlemiyor pek artık. Ukrayna'nın kazanamayacağı belli oldu. Rusya'da çok kazanamıyor. Böyle bir yerde kitlendiler gibi gözüküyor. Bu tarafa baktığımızda da işte dün gördük ki ateşkes uzatıldı. Dünyadan İsrail üzerine epey baskı var. Bence İsrail'de Hamas'ı böyle hemen yok edemeyeceğini gördü. Can kayıpları epey yükseğe benziyor. Esirler karşılıklı takas ediliyor vesaire. Sanki o tarafta da bir uzlaşma yakınız gibi ve savaşın fazla yayılmayacağı da belli oldu. Yani bir Yemen biraz işin içine girdi. Onun dışında Arap ülkeleri sessiz. Sanki barışa doğru gidiyoruz gibi de gözüküyor. Anlattıklarım aşırı iyimser olabilir. Yanılıyor da olabilirim. İnan Musk'ın her zaman bir şeyleri karıştırma ihtimali var. O yüzden bu karıştırdığı şeylerden başımız derde girebilir. Varsayımlarım yanlış da çıkabilir. Ama benim varsayım sizden bu ve bu nedenlerde Tesla'nın yıl sonuna doğru ciddi bir hata kalkacağını ve teknik olarak baktığımızda da bu hatan 270 ile 325 dolar arasında bir yere doğru taşıyacağını düşünüyorum. 325 de bu işin zirve noktası ama oraya ulaşabiliriz gibi geliyor bana. Durum böyle. Merak edenler vardı. Onu da paylaşayım dedim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.